Kurumsallar Matic ve Ether'i borsalara yatırıyor. Peki neden diye soruyor. Buna bir bakacağız. Matic ve Ether ağırlıklı olarak konuşup bu noktada borsalarda aynı şekilde olan bitene kurumsallar açısından ne oluyor ne bitiyor diye şöyle bir olan bitene de değinmeye çalışacağız diyebilirim. Bakınız aşağı doğru bu şekilde devam eden bir haber mevcut. Şöyle yukarıdan başlayalım. Borsalara yatırmanın zaten anlamını biliyorsunuz. Borsalara yatırılan varlıklar demek eşittir. Bunların muhtemelen yani büyük bir çoğunlukla satışı olacak demektir. Her zaman aynı şekilde bunun okuması bu şekilde yapılmaz. Mesela ATH seviyelerinde kripto paralar olduğu zaman ATH seviyelerinde bunun sebebi %90'ın üzerinde adam satmaya çalışıyor. Hemen şimdi satmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaten bundan kaynaklı olarak ciddi şekilde sıkışmalar olur. Ağ tıkanıklıkları olur. Boğa sezonunda çok fazla şunu duyarız. Duyacaksınız zaten merak etmeyin. İşte Binance Smart Chain ağı çöktü. Evet. Tıkanıklık oldu. 3 saattir çalışmıyor. Çünkü o kadar çok işlem var ki işlem yapamaz hale gelir. Ve bu noktada sıkıntı yaşanır. Tabii mevcut firmalar, ilgili taraflar bunun üzerine çalışıyorlar. Yani bunun üzerine çalışmaya çalışıyorlar. Fakat şimdiye kadar çok fazla yol kat edildiğini söyleyemem. Şimdi gelelim mevcut sürece. Yine bundan kaynaklı olarak özellikle yüksek varlık yöneticileri önceden bu işi yaparlar. Yani bu para gönderimlerini, transferleri önceden gerçekleştirirler. Yaklaşan bir boğa sezonunda en çok görülen iş borsalara transferdir. Çünkü herhangi bir drama yaşamak istemezler. Adamın elinde zaten onlarca milyon dolarlık, belki de yüzlerce milyon dolarlık bir varlık var. Dolayısıyla bunun satışını yapmak istediği zaman gidip de mayın tarlasından karşıdan geçmeye çalışmaz. Sizin de anlayabileceğiniz üzere. Ve bu noktada çok daha önceden biraz daha sıkıntının olmadığı işte zamanlarda bunu borsalara aktarırlar ve olası durumda satış stratejilerine bağlı kalmaya çalışacaklardır. Şu anda yapılan transferlerin çok büyük bir çoğunluğu bu sebep kaynaklı olarak karşımıza gelmektedir. Yani durum bu şekilde. Mesela FTX haftada şu an 100 milyon dolar satış yapabiliyor maksimum. 101 milyon dolar yapamıyor. Fakat şu an borsalarda adamların 600 milyon dolar varlığı var. Ya diyeceksiniz ki bunu ne yapıyor 100 milyon dolar? Tamam da adam önceden aktarmak zorunda. Çünkü zaten belli bir yol haritasına bağlı adamların bir tazminat süreci var. Tutup da ya kusura bakmayın ağda tıkanıklık oldu. O yüzden satış da yapamadığımız için size de para ödeyemiyorum. Ya öyle bir şey olur mu? Adam önceden hazır tutacak onu. Dolayısıyla bunlar genelde satış mı geliyor, mal mı boşaltılıyor şeklinde çok fazla yorumlanır. Bunu yani buradaki yorumu ve FUD'u en çok göreceğiniz kripto paralar. Shiba ve XRP. Bunlar da çok fazla olur. Ether'de de aşırı fazla olur. Shiba Inu ekibinin bu noktadaki faaliyeti yüksektir. Bir. İkincisi, Shiba, Ethereum balinaları tarafından en çok tutulan kripto paradır. Tabi stable coinleri ki onlar da zaman zaman değişiyor. Ve direkt olarak ETH coin'i saymazsak en çok tuttukları altcoin SHIB coin'dir. Ve en çok aldıkları haliyle bu kadar yüksek bir balina aktivitesi olduğu zaman bu öyle ki ilerleyen aylarda milyar doları bulacaktır bu toplam tutma oranı Ether balinaları tarafından. Ve tabii ki burada ne yapılıyor? Transferler yapılıyor. Eyvah 3 trilyon SHIB aktardı. Aha satış geliyor. Shiba çökecek. Ya da ne bileyim XRP coin.
Ripple'ın çokça ödemeleri olabiliyor vesaire. Evet, eyvah, XRP coin aktarıldı, yüklü satış var şeklinde. Bunları çok fazla görürüz, aşırı. Bunların çok çok büyük bir kısmı doğru değildir. Genelde bu kadar basit bir şey olmasına rağmen, yani birkaç dakikada anlatılacak bir şey olmasına rağmen, yıllardır pek çok kişinin aklı nedense buna ermemiştir. Kripto para piyasasında kayda değer bir gelişme olarak Lyrex Capital ve diğer 3 balina son 12,53 saat içinde bu ne? Yani evet. Popüler borsalar Binance ve Coinbase'e toplu olarak önemli miktarda Matic yatırdı. Bu işlemler gerçekleştikçe hamlelerin Matic fiyatları üzerinde kayda değer bir etkisi olması bekleniyor. Vallahi ben beklemiyorum. Yani sen bekleyebilirsin. Bundan kaynaklı şu an bir şey olmasını beklemek mantıklı değil. Yani tamam mı? Bunu satsa ne olur? İkincisi, yani satsa ne olacak tam olarak? Mesela FTX, bak diyorum ki adamlar, FTX her hafta 100 milyon dolarlık satış yapıyor ya. Kimin ruhu duyuyor peki? Kimsenin ruhu duymuyor değil mi? O yüzden abartmanın anlamı var mı? Matic 3 milyon dolar Matic aktarmış. Burada bu şekilde olmasa kimin haberi olacaktı? Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Vitalik Buterin bir ara gitti, şeye, nedir o? Ether yatırdı. Ether'in fiyatları falan düştü. Karşı taraf satış yaptıktan sonra düşmedi. Şimdi burada fiyatı düşüren şey tarafın Ether satışı mı oldu, yoksa bunu duyan akıllıların korkudan satış yapması mı oldu? Bunu bir akıllara getirelim. Ryoshi Vitalik Buterin'e, tamam, elindeki SHIB tokenları gönderdiğinde millet bunun sebebini bilmiyordu. Bir baktılar 500 trilyon SHIB oynadı. Allah Allah. Fiyat düşüyor. Çok enteresan. Niye? Çünkü satış yapılacak. Lan adam transfer etti. Sonra adam yakın muhabbeti bir çıktı, pataküte yükselmeye başladı. Dolayısıyla buradaki olay hiçbir zaman bu coin'in satışı matışı olmamıştır. Her zaman bu tarz manipülatörlerin bunu bu şekilde lanse etmesiyle insanları korkutmalarından kaynaklı olarak olmuştur. Başka hiçbir şey yok. Ve bu çok yanlış. Bu tarz sıkıntılara, bu tarz saçma şeylere gelmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.